GCM Forex'ten herkese merhaba. Hafta ortasında piyasaları incelediğimizde özellikle dünkü ABD verisi sonrasında büyüme rakamları sonrasında daha sakin bir piyasayla karşılaştığımızı ifade edebiliriz. Tabii ki burada özellikle yarınki Noel tatili ve bugün gerçekleşen zayıf veri akışının da etkisi olduğunu söylemek doğru olabilir burada. Asya piyasalarından başlayacak olursak dün ABD'de 3. çeyreğe ilişkin %5'lik sürpriz büyüme rakamıyla birlikte bugün Japonya piyasalarında destek bulduğunu görüyoruz ve Japon Nikkei endeksinde %1'in üzerinde bir kazanç gerçekleştiğini gördük. Bunun yanında Asya'daki diğer önemli gelişme yine Japonya'dan. Burada Başbakan Abe'nin Türkiye saatiyle 14.10'da bir basın toplantısıyla birlikte yeni kabineye açıklaması bekleniyor. bunu hatırlayacak olursak seçimleri 14 Aralık'ta gerçekleşmişti ve Abe ile koalisyon ortakları gerin, gerekli çoğunluğu sağlamayı başarmıştı. Bu seçim aynı zamanda Başbakan Abe'nin ekonomi politikalarının onayı olarak görüldüğünde ifade etmekte fayda var. Burada açıklanacak kabine ile ilgili gelişmelerde özellikle Japonya piyasaları ve yen üzerinde etkili olabilir. Avrupa'ya geçtiğimizde burada da 16 Aralık tarihinden bu yana görülen sert yükselişlerde son yılların en sert yükselişi diyelim. Bu yükselişler sonrasında Noel arefesinde daha sakin bir hareketin gerçekleştiğini ifade edebiliriz. Karışık bir seyir söz konusu e, piyasalarda fakat yataya yakın bir hareketin gerçekleştiğinde belirtmekte fayda var. Kısaca fiyatlamalara da değinecek olursak burada dolar endeksinin dün ABD rakamlarıyla birlikte sert yükselişi sonrasında e, bir miktar geri çekilme yaşadığını ifade edebiliriz. Ancak bu geri çekilmenin e, zayıf bir tutumda olduğu, sınırlı bir tutumda olduğunu şu ana kadar belirtmekte fayda var. Günün öne çıkan verisi ABD'de istihdam talepleri rakamları olacak. Burada açıklanacak veriler Türkiye saatiyle 15.30'da açıklanacak veriyle birlikte e, dolar endeksindeki hareketliğin artması da beklenebilir. Yurt içinde açıklanacak önemli veri ise Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz beyanatı olacak. Burada açıklamalar öncesinde piyasaları incelersek BIST 100 endeksinin 84748 puanda seyrini sürdürdüğünü görüyoruz. %0.30'luk bir yükseliş var. Dikkat çeken durumsa burada 84850 seviyesini gün içerisinde birkaç kez test etmesine rağmen bu bariyeri hala aşamamış olması BIST düzendeksinin endeksinin. Dolar Türk Lirası'na baktığımızda sınırlı bir yükseliş var. 2.32'nin üzerinde hareketler sürüyor. Euro Türk Lirası'nda daha net bir yükseliş gerçekleştiğini görüyoruz. 2.83 60 seviyesinin hemen üzerinde hareketlerini sürdürüyor. Euro Türk Lirası paritesi burada Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz beyanatı ile ilgili e, gelişmelere bakacak olursak piyasada herhangi bir değişiklik Beklenmediğini faiz oranlarında ifade edebiliriz. Fakat bununla birlikte kararlarla birlikte herhangi bir sürpriz gelişmesi durumunda özellikle BIST 100 endeksi ve Türk lirası üzerinde değer değişimleri gözlenebileceği için gelişmeyi yakından takip etmekte fayda var. Gün ortasına kadar ki etkili başlıklar piyasadaki bu şekildeydi. Herkese başarılı işlemler diliyoruz. <laughs>